cezasını tamamladı. 10 yıl küsürdür içeride. Herhangi bir şimdiye kadar bir disiplin cezası falan da öyle ciddi bir disiplin cezası da almamış. Her 6 ayda bir şey veriyorlarmış onlar kendiler. Son 2-2,5 yıldır verdikleri o dilekçelerle Erdal'ın herhangi bir disiplin suçu işlemediğine yönelik bildirimde bulunuyor. O bildirimler de halen elimizde. Biz ona rağmen bugünü işte 16 Mart'ta doluydu. 16 Mart'ta tahliye olacak diye burada yola çıktık. Cezaevine gittik fakat maalesef tahliyesi infazı yakılmış. Havadan sudan gerekçelerine. Bolu cezaevine. Bolu F tipi cezaevine gittik. Orada aldığımız tabii daha sonra bize bildirildi. Erdal'a da bildirilmiş yazılı olarak. İşlediği disiplin olarak belirttikleri şey fazla su tüketmiş. Elektrik tüketimine itina etmemiş, fazla tüketmiş ve arkadaşlarından ayrı kalmamış. Zaten F tipi cezaevlerinde genelde bir kişilik, iki kişilik, üç kişilik arkadaş. Neyi anlattıklarını bilmiyorum ama resmi olarak kendilerinin bildirdikleri arkadaşlarından ayrı düşmedi. İşte bu anlamda da disiplin suçu işlendiği gibi çok gülünç şeylerdi. Tabii biz bunlara itiraz ettik. Bu itiraz süreci içerisinde infaz hakimliği bu itirazımızı ciddiye aldı, bozdu. Daha sonra savcılık itiraz etmiş. Bu savcılığın itirazını göz önünde aynı hakim bu sefer daha önce tahliyesi yönünde karar verirken ikinci savcının iddiasının üzerine bu sefer de örgüt suçu işlemiştir diye terör örgütünün arkadaşlarından ayrılmamıştır. Gerekçesi bu aynı hakimin gerekçesi arkadaşlarından ayrılmamış. Yani PKK yani bilemiyorum. Sadece şey yaptığı şey PKK'lı arkadaşlarından ayrılmamıştır diye şeyin reddine diye şey verdi.